sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Ee, bu bugünkü konuğum çok değerli abim. Buğur Karakuş. Sağ olsun beni kırmadı. Teklifimi kabul etti. Sağ olasın. Abi Eyvallah sana. kardeşim. Sen, Allah razı, razı olsun. Sağ olasın. Hayırlı uğurlu olsun. Programın güzel gidiyor. izliyorum. Evet. Ee, evet şu değerli. anda bayağı bir ilgi var. Özellikle evet. de seni de istediler. Çok sağ yazdılar. Olsunlar. Ben de dedim bir rica edeceğim. Allah buradan. razı normalde olsun. Normalde biliyorum kimseye gitmediğinde. Canlı yayınlara bu ara katılmıyorum. Hatta geçen görmüşsündür. Instagram'da da paylaştım. Hani ee, bazen sevenlerimiz, arkadaşlarımız, bizi sevenler, videolar da istiyorlar, doğum günü doydu, buydu. Bugünlerde o, o tarz videolar da hani e, benden lütfen istemeyin dedim. Ee, biraz daha hani zaman geçsin şu an e, zaman geçsin derken dua ediyoruz ki şu an içinde bulunmuş olduğumuz bu imtihan bitsin İnşallah. Ben buna hani e, evet doğrudur, e, bizim için ve dünya için bir şerdir ama işte yüce yaradan diyor ya sizin hayır bildikleriniz, şer şer bildikleriniz hayır olarak geri dönebilir. Siz bilmezsiniz. En iyisini ben bilirim diye. Evet. Bu bir imtihan. Bu imtihandan bakalım e, nasıl isyan etmeden çıkabiliriz. İnşallah teyze inşallah, i̇nşallah en kısa zamanda da inşallah bir. temennimiz o daha fazla can kaybı olmadan evet. E, evet. daha fazla e, insanlarımızı kaybetmeden inşallah yüce yaradan e, bu imtihana geçmemizi ve bu durumu e, bizim üzerimizden e, almayı bize nasip eder. Amin Kaldırmayı hocam. nasip eder. Amin hocam. Ondan dolayı ha önümüzdeki günlerde işte seninle de konuştum. <laughs> e, bekleyenler tabii ki var bizi sevenler. Hani ben aşağı yukarı iki aydır üç aydır bir şey yapmıyorum. Çünkü evet. hem tam albümün sonrasına denk albümün geldi. Albümün sonrasına de. denk evet. geldi. O ara biliyorsun klip çekecektik. Bir ufak kazağa geçirdim. Evet. İşte omzum evet. kırıldı. Evet. Daha yeni yeni toparlanıyoruz ama akustik versiyonlar zaten burada yapacağız, beraber yapacağız. Evet. Onların görüntülerini de çekeceğiz. Hatta önümüzdeki hafta yine beraber bir klip çekeceğiz, almak klip çekeceğiz. Ee, önümüzdeki haftadan sonra kendi kanalımda hem akustik versiyonlara hem de yeni şarkı, e, albümdeki şarkının yeni klibine başlayacağız inşallah. Kimse evet doğru arayanlar çok oldu ama sen yani evet. benim evladımsın evet. sana diyemem. Allah deyemem. razı olsun Allah. Allah. Şimdi e, biraz sohbet edelim istiyorum zaten müzik de yapacağız da. Şimdi e, Uğur abi okunma olayın senin nasıl başladı? Ben geçen Kemal abi de konuştum, Kemal abiye de sordum. Hı hı. Şimdi ben seni ilk tanıdığımda işte e, bağlama hı hı. çalıyordun. Hatta e, bizim de zamanında seninle çalışmışlığımız evet. var. Belirli de senin orkestra şefliğinde hı hı. çalıştık. Okuma olayı, müzik yönetmenliği vardı, vardı. zaten ben bildiğimden hı hı. beri var. E, okuma olayı nasıl oldu, nasıl başladın abi Şimdi karar şöyle söyleyeyim. Ee, en e, zemine, en geçmişe inersek ee, çocukluğumda ilk dönemlerimde ilk tabii ki hevesimiz sanatçı olmaktı. Yani hani solist olmak okuyoruz okuyoruz çünkü hani işte baba müzisyen Allah baba babamızı bize diyorsun. Allah razı olsun bütün ölmüşlerimizi rahmetle analım. Babamın vesilesiyle müzisyen olarak dünyaya gelmişim. Ee, kurban olduğum Rabbim bizi o yetenekle yaratmış. 6 yaşındayken bağlamayla tanıştım. Bana bir dut bağlama almışlardı. Babam almıştı. Hala da duruyor o bağlama. O dönemlerde tabii ki hep okuyorum ve hani okumak istiyorum. Kaset hani işte ne bileyim evet. sanatçı olmak istiyorum, ses tanesi olmak istiyorum. Ama o dönemlerde ilkokul döneminde bunu yine senden iyi olmasın çok sevdiğim kardeşim Şerif'in programından anlatmıştım Şeref evet. Kayran'ın programında. Ee, i̇lkokul yıllarında Kasıpaşa'da Cezayirli Gazetesi'nin başkent ilkokulunda okudum ben. Ben de Orada müzik öğretmenimiz sanırım e, bana hani konservatuara girmemi hep telkinlerde bulunuyordu. Konser ortağı girdi. Konser ortağı da beni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatrolarına götürdü. Orada birkaç kişiye dinletti, tanıştırdı falan. O dönemlerde işte o solistik olayı benden bir gitti. Yani konser girmek istiyorum. Çünkü evet. konser da işte kaset yapmış, albüm yapmış efendim işte camiada piyasada olan birilerini de almıyorlar o dönem. Yasak yani. Yasak. O dönemde yasak. Yani. yasak evet. O dönemde evet. Yasak. evet. O dönemde solistik olayı kalktı benden. Benim amacım konservatuara girmek oldu. Konservatuara girdiğim dönemlerde de işte o ortaokul ve liseyi bir binada okuyoruz. Yan binada üniversite okuyoruz. Şimdi gibi işte 4 artı 4 artı 4 artı sistem de yok. Artı işte birçok şey var biliyorsun şimdi sınavlar var. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Sadece sene sonu baraj sınavlarımız var. Otomatik olarak üniversiteye geçiyoruz. Ortaokul yıllarında zaten hani o zaman bağlama çalıyorum ve o dönemde sahne maestroluğum başladı. Tabii. Bir de sizin döneminizde şey de var, şu anki bütün starların çoğu aynı dönemin öğrencilerisiniz yani arkadaşlar, bir de öyle yani, de bir durum evet. da var. Ali Şan, Bağ, Yudum mesela benim dönemimdi. Gökhan Tepe benim dönemimdi. Hüsnü, Hüsnü Şenlendirici benim dönemimdi. Ee, Nuray ablalar bizden üstü, işte Ufuk, e, Yıldırım, Ercan Saatçi, Hakan Altun bizim üstüm, üstümüzdeydi. Yani baktığın Nuray zaman epey efsane bir aynen. dönem yani. A aynen anda. öyle. O dönemlerde de dediğim gibi müzik yönetmenliği e, yönüm daha ağır bastı bende. E, unuttum o solist olayını, yani kaset yapma olayı unuttum. Çünkü müzik yönetmenliği yaptığım zaman da birçok firmanın işini yapıyorum. İşte klik müzik vardı o zaman, pres müzik vardı. Evet. E, efendime söyleyeyim birkaç firma daha vardı. Onların alt baş Müzik vardı. Tabii tabii. İşlerini yapıyorum. Yaptığım solistlerin de hani ön okumalarını mesela atıyorum pilotların okuyoruz. Benim bestem olabilir. Belki o albümde başkasının bestesi olabilir. E, solistler diyor ki Abi, ben bir ön okuma yap ki biz de hani evet, daha iyi anlayalım. Daha iyi anlayalım meselesi. Çok fazla onların da beynini kurcalamadan hani çok böyle nameli muamele değil. Normal onların okuyabileceği şekilde okuma yaptığım için firma sahipleri de plat okumaları da hep duyduk, dinledikleri için hani her firma zaten bana albüm yapalım, albüm yapalım diyordu. Tabii. Ben de oralı olmuyordum çünkü öyle bir niyetim yoktu. O zaman işte bir anda düştüm ben e, müzik yönetmeni olarak. Hani bir anda adım duyuldu. İşte amacım ortadoğu yani Dubai, Mısır oralarda müzik yönetmeni olarak adımı duyurmak. Her müziğinin hayalidir bu evet. biliyorsun. Ondan sonra işte Ceylan'la olan düetimiz biliyorsun. E, herkesin evet. bildiği Gönlüme isimli eser. O albümün reperto aşamasında ben bulunmuştum. İsmail abi kulaklar açılmasın derken çok büyük bir selamlar olsun. Selamlar olsun. Dedi, olsun. Çok bizde. önemli bir müzik adamı, önemli evet. bir yönetmeni evet. ve evet. önemli bir bağlama. Evet. Yani benim örnek aldığım insanlardan birisi İsmail abi. Hala da sololarını dinliyorum. Evet. Arada Ararım onu hatta abi ne güzel çalmışsın diye. Onun stüdyosunda Ceylan'ın albümü yapılmıştı. Reperto aşamasında ben bulunmuştum. Ben az 8-9 tane eseri ben hani getirdim bunu da oku bunu da oku benden de bir iki eser vardı gönlüme de o albümdeydi. beraber okuyalım dedi okuduk sonra durum değişti farklı bir gelişmeler oldu ona klip çekildi o esere bir anda bir ses duyuldu evet, kim, bu? kim bu hani böyle herkes merak etmeye başladı bu okuyan kim bu okuyan kim ses de getirdi eser. Ee, i̇şte Ceylan İboşov'a gideceğiz zaman beni aramıştı beraber gidelim diye. Ceylan ablanın da bu şeyi çok güzel. Ben mesela birkaç kere başka sanatçılara da destek olduğunu gördüm. Öyledir, hani, öyledir. Herkese öyledir. çok güzel bir. Aynen, bir, öyle. Çünkü çoğu şimdi, sanatçı bunu yapmaz yani. Çok şimdi güzel bir... Ceylan bir defa hani çok iyi bir vokal, çok iyi bir sanatçı, evet. ses sanatçısı bu bir, iki ee, karakter olarak çok düzgün bir insan. Üç kendinden emin olan insan kompleksli olmaz. İşini evet. iyi yapan insan. Evet, öyle evet, söyleyeyim sana. Evet. Bir adam işini iyi yapıyorsa hangi sektörden olursa olsun yani işini iyi yapan adam mümkün değil kompleksi olmayacağı için de e, beğendiğini de dile getirir. Elinden gelen bir şey varsa da yapmak ister. Şöyle bir örnek vereyim İlla bizim camiadan örnek vermeyeyim sana. Bu herkes kesinlikle böyle bir cümleyle karşılaşmıştır. Sen mahalle kendi berberin dışında başka berbere git seni tanımayan bir mahallede doğru. o adam oturduğun zaman saçı kesmeden ilk önce sana soracağı soru şudur. Senin saçını kim kesti? Tabii evet doğru. İlk önce bir karalama yapar. <laughs> doğru, anladın doğru, mı? Doğru. Ya, o karalamayı yapıyorsa o adam o evet. kompleksli adamdır. İşin ehli değildir yani. Onun için Ceylan da kendinden çok emin olduğu için, işini çok iyi yaptığı için kompleksi yok. Ondan dolayı da e, elinden geldiği kadar destek oluyor herkese. Yani e, çok şeyde desteği vardır yani evet. bizim camiada. İboşova gittik. Orada beni sahneye aldılar o eser seslendirileceği zaman. İbrahim abi dedi o arkadaş da burada gelsin. İbrahim abi orada mı tanıştınız? Orada. Orada tanıştık. Ee, İbrahim abi daha öncesinden Ceylan'a söylemiş ama benim haberim yoktu. Hani bu okuyan arkadaşı da getir gelsin diye. Gittiğimizde beni sahneye aldılar. Beraber seslendirdik o eseri. Gönlüme isimli eseri. Sonra başka bir eser daha okudum ben. Sonra birkaç gün sonra İbrahim abi telefonla firmaya çağırdı gelir misin bir çay içelim diye. E, ve hani albüm teklif etti. Çalışmak istiyorum seninle. Evet. Hani biliyorum zaten sen müzik yönetmenisin, bestekarsın. Evet biliyorum müzik adamlığını. Ben çalışmak istiyorum seninle eğer sen darz edersen. Ben zaten çocukluğumdan beri İbrahim evet. Tat sesle büyümüşüm ne yani. güzel bir şey değil mi İbrahim yani? Yani. Yani abi? Yıllarca böyle çok beğenerek, severek dediği bir insandan sana teklif geliyor ve yıllar sonra da e, kendi ağzıyla söyledi zaten. Evet. Ben dedi Uğur Karakuş'u dinliyorum kardeşim. Eyvallah, Diliyorum. Allah razı olsun. O, o onun büyüklüğüdür. Bu çok onun, güzel bir şeydi. Onun yüreğinin güzelliği ve sanatının büyüklüğüdür. Senin tarzın da zaten e, aslında yeni bir devir başladı. Koca bir hani bütün şöyle söyleyeyim ben sana Uğur Karakuş sevenler. Çok fazla. Evet. Hani dinleyenler e, aynı tarzı okumaya çalışanlar, evet. bayan olarak da erkek olarak da çok kişide bunu duyuyoruz, dinliyoruz. Evet. Kimleri yapmaya çalışıyorlar. Bazı bir bakıyorsun. Hatta benim çoğu zaman şey, Uğur abim burada çok... dediğim zamanlar öyle olmuştur yani. <laughs> çok fazla taklit eden var. Seviyorlar, çok fazla seven var. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ee, sevgiden kaynaklanıyor bu. taklit demiyorum ben ona da. E, çok fazla sevdikleri, benimsedikleri için e, şarkıyı okurken sanki beni yaşayıp da okuyorlar diyeyim. Evet. Taklit demeyelim onlara. Ha, olabilir olsun. <laughs> evet. Ama illaki insanlar e, muhakkak kendilerini bulurlar. Yani ilk önce birisinden esinlenirler. E, onun okumasını çok severler ya da işte onun çalmasını çok beğenirler. Onun yönetmenliğini çok severler. Ama bir şekilde kendilerini bulurlar. Kendilerini buldukları anda zaten iş bitiyor. Bitiyor derken o zaman o olgunlaşıyorsun, olmuş oluyor, olmuş hale geliyorsun. Doğru evet dediğim gibi var ama taklit demiyorum ben onlara. Yani çünkü kırılırlar beni çok seviyorlar. beni çok sevdiklerinden kaynaklanıyor bu çok dinlediklerinden. İşte dediğim gibi gözünü kapatıp şarkı okurken o anda benim okuduğumu düşünerek o buraya yansıyor. Öyle diyelim yani. Evet. Sağ olsunlar sevilmek güzel bir şey. Yani bunu da nasip eden Allah çok şükür. Hani az önce Yok, dedin ya güzel. bu ne kadar güzel bir şey güzel. yıllar sonra hani İbrahim abi tabii ki çok güzel ben yıllar sonra işte mesela İsmail abiden bahsettim. Ben e, çocukken sololarını dinlediğim zaman İsmail abinin e, ya bir görebilir miyim, acaba bağlamasını taşıyabilir miyim Eskiden diye. Eskiden de çok güzel bir yani, saygı vardı. Ya. Yani ben şöyle söyleyeyim abi. E, benim de başladığım dönemlerde mesela bu işi işte 98-99 gibi abimin yanında işte gezerek gezerek. Evet, Senin de zaten ya. ilk Selam orada Özlem çalıyordun o zamanlar. Evet, aynen. İşte orada ilk ben seninle tanışmıştım, karşılaşmıştım. O zamanlar ayrı bir saygı vardı. Dediğin Tabii. gibi hani mesela enstrümanı taşımak bile Tabii hani bir şeydi. Şimdiki mesela e, dönemde, şimdiki nesilde bizim kardeşlerimiz, yaşça küçüklerimizden bahsediyorum. Belki kendi dönemimdeki arkadaşlarımdan da bahsediyorum ama böyle bir saygı sevgi kalmadı. Biraz evet. Geçen hatta burada geçen dedim benim keman kaydımda da konuşmuştuk. Kulaklar için Ayhan abi, Ayhan evet, Şengeller, abi, şen, şen, Sendur abiyle e, işte kayıt saatlerini değişti. Biz evet. sabah saat 10'da gelirdik evet, ya. yani doğru, doğru. işte saat 11'de kayıt başlardı. Şimdi o gün ben şey hatırlıyorum. Ben... Özcan Büyü'yü sabah 9'da stüdyonun önünde kemanıyla beklerdi. Tabii, tabii. Elinde poğaçası hani en erken o gelirdi. <laughs> aynen i̇şte doğru. O zamanlar asistanlık zamanım işte gireceğim. Sabah 9'da Özcan abi kapıda bekliyor. Doğru aynen abi. öyle. Çok acayip işte işlerine saygıları saat başka bir şeydi. 11 yani. mesela akşam saat 8'den sonra kayıt yapılmaz sadece evet. okumaya verilir. Evet, evet. Yani şu an kaydı olur. Evet. Bunu konuşurken üstüne de şey Ayhan abiyle Sendur abi gelince meğer onlar da yolda bu konuyu evet, konuşuyorlarmış. Evet. Geç saatte başlamış. Geç saatte başlamış yani. Evet, Bak kayıt. gördün mü evet, dedi evet. adam dairasını söyledi dedi. Doğru, doğru. Ya gün bize geç... göre ayarlıyoruz. Biz geç kalkıyoruz. Biz işte oraya söylüyorum ama bizde de ha. problem. Ben mesela geç kalkıyorum. Benim kayıtlarım işte, i̇şte gece sonra gece çok, çok başlıyor. Gece evet. çalıştığın için şimdi evet. dedim mi önceden. Şimdi e sürü herkesin stüdyosu yoktu bir kere. Evet. Yani her aranjörün, Doğru. her yönetmenin stüdyosu yoktu. Sürü stüdyo ayrı bir sektördü. Yani İstanbul genelinde atlıyorum. Mesela 10 tane, 12 tane stüdyo vardı. Evet. Ve eee aranjörler ve yönetmenler o stüdyoya mahkumdular. Tabii Çünkü başka, başka yer yok. Çok e, stüdyo sahibi de diyor ki akşam 8'e kadar kayıt 8 12 Şan 12'de bir gece daha yok Bitti, kardeşim yok, diyor. Yani okudun okudun. Okumadın. Yarın gel oku. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi öyle değil. Ee, sen geri geliyor. Solist geliyor buraya. Ee, adam gece çalışan bir adam diyelim ki. Tabii. Uyanması 6-7. Kendine gelmesi. sesini oturması 10-11. Ee, bir giriyor içeri. Saat 2-3'ü buluyor. Hadi o an mix yetiştireceksin. Bir şey yarına çek bir şey var gönderecek adam. Sen buradan geri geliyor Sabah 6'da de çıktın oluyor. Tabii. E, mecburen e, geç açmak durumunda doğru, kalıyorsun. Doğru. Geç kalmak doğru. durumunda kalıyorsun. Doğru. Ama eskiden evet hani iş disiplini biraz daha hani fazlaydı. Evet e, benim dönemimdeki, benim jenerasyonumdaki işte abim Selat olsun, ben olayım. Bizim dönemimizdeki olan insanlar. Evet büyüklerimize karşı hani böyle imrenerek bakıp işte acaba oturabilir miyiz, bir sohbet edebilir miyiz, bir nasihat alabilir miyiz, çalar mı bize? Evet. Ya ben Gülay abi, Güray abiye, Güray Fıtasha. Ya bir kere bağlama çaldıramadım abi. Yani şeyden değil, hani Gülay abinin e, kibirliliğinden değil. Yok yok aslında. Yani, Gülay abi o kadar e, saygılı, o evet, kadar evet. utangaç bir evet. adam ki yani. Hani İsmail abiye de öyle zorla yani artık hani samimi olduktan sonra repertuarlar falan oluşturuyoruz. İşte Ceylan repertuarı, Songül Kalır repertuarı o bu. Diyordum mesela <laughs> İsmail abi hani bir ufak bir şey ya Uğur boş ver sonra çalarım diyordu mesela. E, 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 mesela Şükrü abi, Şükrü Uğurlu el. Allah, yani, Allah olsun, rahmet ya eylesin. Allah rahmet eylesin. Aynen mekanı cennet olsun. Evet. E, ona ondan da bu albümde eserini okumak nasip evet. oldu işte bir evet. kulum işte. Ne ben yetinmiş? Şükrü abi'nin İbrahim Tatlıses, İbrahim abi'nin fosforlu cevriye albümü vardır. Canlı evet, konser albümü. Evet, o, evet, Orada aç açsınlar o albümü. Orada Şükrü abi'nin bağlama sololarını dinlesinler. Ya bu kadar mı lezzetli çalar bir insan? Bu kadar mı duygulu ifade eder eserleri? Ben o soloları ezberlemiştim mesela. Yıllar sonra nasip oldu bak oturduk Şükrü abiyle evet, evet. sohbet ettik. <laughs> Yemek yedik. Daha sonra eserini okudum, gittim. İmzasını aldım. Hastaydı da o zaman ziyaret ettik, dua ettik, duasını aldık. Nasip oldu. Hani dediğin gibi bunlar güzel duygular. Tabii ki. Tabii. Yani hani e, küçük yaşlarda beğendiğim birisinin sanatçı olur, işte estroman çalan birisi olur. Hı. Yıllar sonra o insanlarla oturup sohbet etmek, çok ya, büyük ya bir duygu. Ben mesela şu yani? anda çok heyecanlanıyorum seninle oturduğum için evet. ki biz normal hayatta da hani <laughs> abi kardeşliğimiz var. Vallahi. Seninle 24 saat sağ olasın. İstediğim zaman seni arayabilirim. Her an telefonunu bana açarsın. Ama ben bile mesela yan yana geldiğimizde yine heyecanlanıyorum. Çünkü benim ilk sende bakışım işte o zaman mesela konservatuara hazırlanmak için evet. bana çok emeğin Geçmiştir yardımcı oldun. Yıllar sonra albüm çalışmak nasip oldu. Benim için evet. çok büyük bir şereftir bu. Yani kardeşim. senden de Allah razı olsun abi. Çok Sen teşekkür ederim. Sen zaten ediyorum. çok önemli bir müzik adamısın. Estağfurullah hocam. Ha. Onun haricinde bir de çok düzgün bir adamsın. Yani bizim camiada ben bazen sahnede de e, misafir sanatçı kardeşlerim geliyor. Çok düzgün çocuklar, çok efendi geliyor. onlardan da anons bazen söylüyorum. Bizim camiada hem çok iyi sanatkar hem de doktor karakteri düzgün olan insan bulmak çok zor. Ya Bir yerde bir eksik oluyor. Ama her ikisi olan arkadaşlar da ve dostlarımız, kardeşlerimiz de var. Sen onlardan bir tanesisin mesela. Olursun, hem çok düzgün bir insansın. Allah hem de işinde number one. Yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Allah var etsin. Bir şarkı dinleyelim mi? Hadi bir tane okuyalım. Evet. Ne okuyacağımızı da bilmiyorum ama spontane tamam, gelişsin. Seni işte cümbüşle de zaten. <laughs> ha, evet. <laughs> bir dinleyelim. Güzel bir taksimden sonra bir ha, şey. Küçük bir açılış tamam. ondan sonra bir şey tamam. okuruz. Ben çalmıyorum. Bakayım. Çalmayacaksın mı? Ben, ça ben cümbüş çalmadığı zaman öyle bir aklım tamam. Başarım. Ben çalmıyorum. Tabipler, doktorlar ey dedi Çaresi tükenmiş Yaram içerden Yarın çıkar mı Bilmem kardeşim Verem mi kanser mi Yaram içerden Yaram içerden Yaram içerden Yaram içerden Yaram içerden Yaram içerden, yaram içerden, yaram içerden. <coughs> Verem mi kanser mi Derdim içerden, derdim içerden. İşte sağlayayım. eyvallah. <laughs> Diyoruz da geç uyanıyoruz, ses evet. oturuyor. <laughs> Bir de bu durum e, sanıyorum sadece benim değil herkesin dengesini bozdu. <laughs> sabaha kadar uyuyamıyoruz. Ya şey var psikolojik olarak hani evet. boğazın yanmasa da yanıyor mu acaba? Ben Aynen de, ben öyle. De başladı ben, de de oluyor. Acaba ateşim mi var falan falan yok diyorum ki. <laughs> bende de olmaya de olmaya başladı. Aynen. <laughs> sabaha kadar uyuyamıyoruz <laughs> evet. da. Ki normalde zaten müzisyenler genelde uyku problemi yaşayan insanlar. Ben de zaten saat başı uyanan bir insanım. E şimdi hiç uyku yok. Evet. Sabah saat 10'da 11'de anca hani uyuyoruz. Bir saat uyu uyan uyu uyan. E daha yeni hani uyandım ancak bu kadar. Bir yarım kıta da seninle beraber Hazırla, okuruz. Eyvallah. Çok Allah razı olsun. Senin sağ için çok sağ olasın. Sağ olasın. Bir tane de seninle okuruz ama ne okuruz bilmiyorum. Yaşatır mıyı bir kıta yapalım. Tamam. Sen öyle bir tamam. şey yap. Tamam. Yine la olsun oha. Hatta sol bile olabilir. Tamam. Böyle çok bağırmadan yavaş yavaş. aşkıma ihanet edersen bir gün Ben bunu yanına bırakır mıyım? Aşkıma ihanet edersen bir gün Ben bunu yanına bırakır mıyım? Sen benim boynumu küktükten sonra seni bu alemde yaşatır mıyım seni bu alemde yaşatır mıyım korşuna dilseler senin yüzünden bir damla yaş gelmez inan gözümden ölmeyi kafama koymuşum zaten seni bu alemde yaşatır mıyım seni bu alemde yaşatır mıyım ya yamalak oldu o kadar Sedat'ım. Abi. Kabul et. Çok güzel. Abi. Eyvallah Sen Allah razı olsun. Valla çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür evet, ediyorum ayrıca. Evet teşekkür ediyorum. Ee, senin adına da güzel iki programı da izledim. Çok kaliteli zaten bütün hani müzisyen arkadaşlarımız bu, bu şekilde destek oldukları için teşekkür ederim. Gelirler sana kimse olacağım. gelmiyorum demez. <laughs> sağ olsun. Programının başarılı. Gelmiyorum diyene Uğur abi yönlendir. <laughs> <laughs> devamını diliyorum. Allah Senin Allah nezinde e, bizi izleyen herkese. Peki biz bu kayıdı oluşturmak için evden çıktık yoksa evden dışarı evet, çıkmıyoruz. Evet normal şartlarda. Mümkün evet. mertebe e, zaruri haller haricinde yani kesinlikle bir ihtiyaç herhangi bir şey yoksa herkesten ricamız lütfen evlerinizde kalın müzisyen kardeşlerimiz dostlarımız var tabii ki biz müzisyen dostlarımız eğlence sektöründen rızkını kazanan kardeşlerimiz zor durumda olanlar da vardır eminim İnşallah en kısa zamanda bu durum biter. Onlar da o zor durumdan kurtulur, kurt, kurtulmuş olurlar. İnşallah. Ve eline e, imkanı olan bence solist arkadaşlarımız kendi orkestra arkadaşlarına bu dönemde e, karınca kararınca destek olurlarsa daha da iyi olur diye düşünüyorum.